Bir Romanyalı profesör 92 yaşında vefat etti. Beni görünce asistandım, özür dilerim, doçent olmuştum yeni, Osmanlı tanımlamalarını yayınlamaya başlamıştım. Ben şahit dedi ki, genç Türk doçentim. Araştır, araştır, araştır. 170 milyon belgeyi bulan bu Osmanlı arşivinde sizin dedeleriniz sizin yüzünüzü karartacak bir tek belge bırakmamıştır dedi. Hepsi yüzünüzün hakkıdır dedi. Bu isyandı. Ben Müslüman olarak öldüğüm kanaatindeyim. Şimdi bunu niye aktardım? Şunun için aktardım. Bir, Ermeni meselesine bakışımız. Anlatacağım bunları. Bir, arkadaşlar Ermeni meselesi ezberleyin. Nesillerinize de anlatın. Bir Ermeni Türk meselesi değildir. Tıpkı Türk hükümetinin, hariciyesinin konuştuğu gibi bir Türk Ermeni meselesi değildir. Böyle dediniz mi? 1-0 mağlupsunuz arkadaşlar. Her yerde mağlupsunuz. Ya nedir? Ermeni meselesi. Bir Ermeni Müslüman meselesidir. Önce Ermeniler, çoğunluğu Kürt ve Arap olan ama içinde çok sayıda Türk'ün de bulunduğu Müslümanları katletmiştir. Buna tepki olarak yerli halk bazı Ermenileri öldürmüş, sonra da Osmanlı Devleti başlarına çıban olan Ermenileri, savaş alanı olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan zorla sürgün ederek yine kendi toprakları olan Suriye, Lübnan ve Irak'a sürmüş. Mesela tekrar ediyorum. Ermeni Türk meselesi değildir. Ermeni Müslüman meselesidir. Eğer biz bunu doğru olarak İslam alemine anlatırsak, İslam alemi bu belgeyi ve bu yaklaşımı benimsemeye hazırdır. Ve ne acıdır ki İslam aleminde en çok Ermeni meselesini gündeme getiren, biraz sonra aktaracağım, üzülerek ifade ediyorum, aldatılmış bir kısım Müslüman Kürt ve Arap kardeşlerimizdir. Arap aleminde son 5 yıl öncesine kadar 100 tane Ermeni meselesinde kitap varsa bunun 99'u aleyhinizdedir. Bunu bilmenizi istiyorum. Lehte bir iki tane makale dışında ciddi bir eser yoktur. Şimdi bizim bilinmeyen Osmanlı kitabımız tercüme edildi ve yayınlanıyor. Türk Tarih Kurumu'nun güzel teşebbüsleri var. Mutlaka yapılması lazım. Birinci nokta bu. İkinci nokta, biraz sonra anlatacağım. Arkadaşlar, Ermeniler tam 1071 yılından 1915 yılına, yani 909 sene Müslüman Türk milletinin hakimiyeti altında millet-i sadıkı olarak yaşamışlardır. Nasıl yaşamışlar biraz sonra anlatacağım. Son örnek vereyim mi? İkinci Abdülhamit ki kendisini meşhur bomba olayıyla öldürmeye çalışan Ermenilerden Abub Paşa'yı Maliye Bakanı yapmıştır arkadaşlar. Ve Birinci Dünya Harbi'ne giren Osmanlı Devleti'nin Dışişleri Bakanı Ermeni birisi olan Noradondyan'dır arkadaşlar. Türk milleti, Müslüman devletler böyle yaklaşmış mesela. Buna gireceğiz. Bu da ikinci meseledir. Hiçbir zaman İslam'ın gayrimüslimlere tanıdığı temel hak ve hürriyetleri Osmanlı Devleti Ermenilerden esirgememiştir. Bir diğer önemli konu, anlatacağım bunu ama vermek mecburiyetindeyim. Değerli arkadaşlar, 29 Ekim 1914'te Birinci Cihan Harbi'ne giren Osmanlı Devleti'ni doğudaki Ermeniler Ruslarla birlikte arkadan vurmaya başlayınca ve burayı boşaltan Ruslardan sonra gidin Van'ı gezin, 15 tane caminin minareleri toplarla yıkılmış ve yıkılmış haliyle duruyor arkadaşlar. Ve ben Türk hükümetinin Akdamar Kilisesi'ni Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin bütçesiyle imar ettilerse teessüflerimi belirtiyorum. Aşağılık kompleksi olduğuna inanıyorum. Ermeni Kilisesi'nin tamirine karşı değilim. Anlaşıldı değil mi? Ben bütün dinlere hak ve hürriyete taraftar bir insanım. Ama onlara şimdi gözükmek için devletin bütçesinden 4 milyon yetele verdiyseniz teessüf ediyoruz. Tarihinizi bilmiyoruz. Çok açık sözlü bir insanım ve doğruyu konuşuyorum. Mesele bundan ibaret. Bunlar isyan edince işte üçüncü mesele bilmemiz gereken, unutmamamız gereken üçüncü mesele, arkadaşlar bunu da ezberleyelim. Bütün torunlarımıza anlatın. Osmanlı Devleti uygulamada suistimal edilmiş olabilir.
bu cümlenin altını kalın harflerle yazıyor. Uygulamada suistimal edilmiş olabilir. 1915 tarihli kararnameyle Kur'an-ı Kerim'in Haşir suresinde Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimize ve ordusuna hıyanet eden Nadir oğullarına karşı onları sürgün et diye gelen ilahi emir demek olan celanın aynısını yapmıştır. Bu olayı böyle değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla ben El Cezire'de de haykırdım. Eğer Hazreti Peygamber'e kendilerine Medine'yi birlikte koruma kararı alıp yemin etmelerine rağmen Ahzab Harbi'nden dolayı Medine halkını hiyanete maruz bırakarak arkadan vuran ve müşriklerle iş birliği yapan Nadiroğulları Yahudi kabilesine karşı Kur'an'ın ey şanlı peygamber onları bu vatandan sür emri eğer soykırırsa Osmanlı Devleti'nin aldığı tehcir kararında soykırır. Ama burada birisi şunu söyleyebilir. Nasıl sen Osmanlı Devleti hükümetinin yaptığıyla Hazreti Peygamber'inkini kıyaslayabilirsin? Hukuki açıdan hiçbir farkı yok. Ama uygulama açısından haşa. Hiçbir zaman Peygamber'in yaptığıyla bizimkini kıyaslamaz. Hatamız olabilir. Bunu özellikle bilmemiz gerekiyor. Ve nihayet son nokta muhterem hanımefendiler ve beyefendiler biraz önce dediğim gibi bu üç gerçeği biz İslam alemine bu zamana kadar anlatmıştık. Bu soruyu da böylece şu cümleyle bitirmiş olalım. Ekranda da görüyorsunuz. Ezberletelim nesillerimize. Değil 1915 tarihinde 1500 küsur yıllık 1500'ü bulduk değil mi Hicri? Şaşırmayayım. Özür dilerim ya. İyice şaşırmış, yaşlandık. 1427 senedir İslam tarihinde ve bunun Türklere ait olan 1000 küsur yıllık tarihinde hiçbir dönemde hiçbir batılı tarihçi ne Balkanlarda, ne Endülüs'te, ne Kuzey Afrika'da, ne Horasan'da Müslüman bir ordunun katliam yaptığını iddia eder. Bunu da bugün anlatacağız. Çünkü İslam hukuku katliamı yasaklıyor. Geleceğiz. Şimdi bu genel haritayı çizdik. Haritayı çizince işler kolaylaşıyor. Muhterem hanımefendiler ve efendiler. Gelelim. Şu bizim Ermenilerle alakalı Osmanlı Devleti'ne bizim nasıl muamele ettiğimize dair. Buna dair Yavuz'un fermanını nakledeceğim. Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti Müslüman bir devlet. Bu devlette 3 tane vatandaş var. Bu vatandaşlardan biri Müslüman. Müslüman deyince akla Kürt, Türk, Arap, Acem ayrımı yok. Sadece bir millet var. O da Müslüman millet. Ayrımı yok. Bunu özellikle ifade edeyim. Müslümanların temel hak hürriyetleri konusunda müstakil bir konferans verelim. Ona girmiyor. İkinci çeşit vatandaş, burası çok önemli bir hadise. İkinci çeşit vatandaş, arkadaşlar zimmi. Ne demek biliyor musunuz? Gayrimüslimler. Gayrimüslim azınlıklar. Eğer siz bir gayrimüslim Hristiyan veya Yahudi'yi Müslüman bir devlet olarak vatandaşlığa kabul ettiyseniz ona bir zimmet atfediyoruz. Yani siz onunla bir sözleşme yapıyorsunuz. Nasıl sözleşme? Hadisçi hocamız burada. Ben hadis olduğunu da duydum. Fıkıh kuralı da olduğunu duydum. Lehum nâdemâ ve aleyhim mâ aleyhâ. Çok enteresan. Hukuk tarihi derslerinde anlatıyorum bunu. Bizim için söz konusu olan temel hak ve hürriyetlerin tamamı çok az istisnaların dışında. Mesela Mekke Medine'ye girememek gibi. Mesela Eyüp'te oturamamak gibi. Bu çok istisna. Bu herkes için söz konusu. Her devlette var böyle istisnalar. Tamamı gayrimüslimler için de geçer. Aynı zamanda ve aleyhim ma aleyna. Bizim için söz konusu olan mükellefiyetler ve yükümlülüklerin tamamı yani anayasal ödevler